İzmir valisi Cahit Kıraç, 5 aydır akut lösemi tedavisi gören kız kardeşi Münevver Karabulut'a iliğini bağışladı. 9 Eylül Üniversitesi'nde doktorlar Vali Kıraç'tan alınan kök hücreleri kız kardeşine nakledecek. Vali Kıraç böylece kız kardeşine ikinci bir hayat hediye etmiş olacak. Şimdi İzmir'e dönüyoruz. Sefer Ayçe'nin konuğu İzmir valisi Cahit Kıraç. Evet Can Okanar, her platformda organ bağışını destekleyen İzmir valisi Cahit Kıraç bu kez de kız kardeşinin sağlığına kavuşması için ilik bağışında bulundu. Peki bu süreç nasıl başladı? İlik nakli ne zaman yapılacak? Bunu Sayın Valimizden öğreneceğiz. Efendim geçmiş olsun. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Öncelikle hastanelerde şifa bekleyen bütün hastalara şifalar diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Efendim nasıl başladı bu süreç? Ne zaman siz ilik naklinde bulundunuz? Kız kardeşim Elazığ'da yaşıyor eşiyle beraber. 5 ay önce bu teşhis konuldu. İzmir'e geldi. Bizim 9 Eylül Üniversitesi'nde teşhis yeniden tespit edildi ve o tarihten itibaren tedavi süreci başladı. İlerleyen safhalarda kemik iliği nakli gerektiğini hocalar tespit ettiler ve bu açıdan biz 4 kardeşiz, 3 erkek bir kız. Bizim kanlarımızla onun arasındaki uyumu tespit etmek adına 2 ay önce yaklaşık kanlar verildi ve testler yapıldı. Sonra en uyumlu parametrelerin bende olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kemik iliği kök hücre verebilir miyim için, yani benim sağlığım uygun mu diye onun testleri yapıldı. Ve o da uygun çıktıktan sonra geçtiğimiz pazartesi günü Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümünde alım işlemi yapıldı. Yaklaşık 4 saat falan sürdü. Ve dondurulmuş zincir içerisinde 9 Eylül Üniversitesi'nde tedavisi devam etmekte olan üniteye götürüldü. Şu an yarın zannediyorum uygulamayı yapacaklar. İnşallah bütün hastalar gibi kardeşim de bu uygulamadan sonra sağlıklı, şifalı bir şekilde hastaneden çıkacak ve normal yaşamına dönecek. Öyle ümit ediyoruz. Evet, nasıl bir mesaj vermek istersiniz siz burada, çünkü her platformda bunu söylüyorsunuz organ bağışını. Şimdi tabii biz her gün hayatın içerisindeyiz. Evet. Binlerce, yüzlerce hastalar, işte kan bekleyenler, ilik bekleyenler, diğer doku bekleyenler var. Biz insanlara şefkatle, sevgiyle bakmak durumundayız. İnsanlara en uygun şekilde ortamlarda yardım etmek durumundayız. Bu kimi boyutta maddi desteklerle olabiliyor, kimi manevi desteklerle, zaman zaman da ihtiyaç duydukça, çünkü ikamesi yok onun, organ bağışı, kan bağışı, ilik bağışı şeklinde kendini hissettirebiliyor. En son geldiğimiz noktada tabii lösemi kan kanserinin bu teşhisi için ilik, uygun ilik olmak kaydıyla, tabii yani kök hücrenin olması kaydıyla aramaya başlanmıştı. Çok şükür benimki tuttu ve yapılan tespitler sonrası onu aldılar. Şu an tatbik edecekler. Dua ediyoruz inşallah. Neticesi de olumlu olur. Hep beraber gene kardeşimle aile ortamında huzurlu yönlerine kavuşur diye düşünüyorum. Tekrar geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Buradan tabii şunu söylemek lazım. Yani bu ilik nakli, kök hücre nakli çok öyle dışarıdan görüldüğü kadar zor bir işlem değil. Evet. 5 günlük bir süre zarfında aşılama yaptılar beni ve ilikteki hücreler kana karıştı ve kandan işlemek suretiyle onları aldılar. Yaklaşık 15 milyon hücre alındı. Buradan bütün insanlara, vatandaşlarımıza, İzmirlilere, özellikle ilik bekleyen, kök hücre bekleyen yavrular var, kızlar var, genç kadınlar var, yaşlılar var. Onlara imkanlar ölçüsünde sağlığı uygun olanların vermelerinde hiçbir mahsur yok. Rahatlıkla verilebiliyor. Bunu buradan hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederiz. Yanımıza katıldığınız için tekrar. Ben teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı günler, iyi mesailer temenni ediyorum. Evet Can Okanar, biz de A Haber ekibi olarak İzmir Valimiz Cahit Kıraç'ın kız kardeşine acil şifalar diliyor ve sözü tekrar size bırakıyoruz.